Evet, Yunus Hoca ile soru çözümüne ve soru da bilgi öğrenimine hoş geldiniz. Hemen soruya bakalım. Yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen yerlerin hangisinde buzul göllerinin daha yaygın olması beklenir? Bize ne soruyor? Buzul göllerini istiyor bizden. Buzul gölü nedir? Buzulun aşındırmasıyla oluşmuş çukurlara suyun girmesiyle buzul göllerimiz oluşuyor. Yani bize ne lazım? Buzul lazım. Ülkemizde buzul olur mu? Olabilir hocam. Bir kutuplar kadar buzul olmaz. Çünkü kutuplara yakın yerlerde buzullar deniz seviyesine kadar iniyorlar. Bu kadar indikleri için her yerde buzul göllerine rastlayabiliyoruz. Ama ülkemiz orta kuşakta. Orta kuşakta buzullara yüksek dağların yüksek kesimlerinde rastlayabiliyoruz. Ülkemizde çok fazla buzul olur mu? Hayır. Ülkemizdeki buzul gölleri küçük ve az sayıdadır. Bunu da unutmayalım. Şunu da unutmayalım. Buzul göllerine sirk gölleri denir. Şu şekilde hatırlayacağız. Sirk, soğuk. Nasılmış? Sirk gölleri soğuk göllermiş. Aradaki bağlantıyı bu şekilde kuralım. Şimdi gelelim maddeleri yorumlamaya. Bir numaralı yere bakalım. Burası Yıldız Dağları gelsin dağlarımız. Evet, Yıldız Dağları'nın en yüksek noktası 1031 metreymiş. Bu yükseltide bir yerde buzul gölüne rastlayabilir miyiz? Hayır. Şu da ek bilgi olarak kalsın. Yıldız Dağlarımız nasıldı? Evet, bu dağlar Kıvrım Dağlarımız. Yani bir numaralı yerde buzul gölüne rastlar mıyız? Hayır hocam. Burası alçak bir dağ. Burada buzul gölüne rastlayamayız. O zaman A şıkkı ve B şıkkımız elensin. Şimdi gelelim 2 numaralı yere. Evet. 2 numaralı yerde Kırık Dağlarımız vardı bizim, değil mi? Neydi? Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşe Dağları. Buradaki dağlarımız kırık dağlardır ve ortalama yükseltileri azdır. Mesela burada Yunt Dağı'nı gösteriyor bize 2 numaralı yerde ve en yüksek yeri 1074 metre. O zaman Ege bölgesindeki dağlarda buzul göllerine rastlama ihtimalimiz yokmuş demek ki. Yani 2 numaralı olan şıkları da eledik. C şıkkı gitmiş oldu. Şimdi gelelim 4 numaralı yere. Burası çok önemli bir yer. Burada Gelsin Dağımız, Canik Dağlarımız var. Bu bölge Doğu Karadeniz dağlarına göre buradaki dağlar biraz daha farklıdır, unutmayalım. Bu çok önemlidir ÖSYM, bunu sormayı çok sever. Yani Doğu Karadeniz'deki dağlar hemen kıyının gerisinden başlıyordu. Ve kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaşım aşırı zordu. Burada da zordur tabii ki ulaşım kıyı ile iç kesimler arasında. Ama Doğu Karadeniz'e göre biraz daha kolaylaşır. Çünkü buradaki dağlar kıyının biraz daha gerisinde ve Doğu Karadeniz dağlarına göre biraz daha alçak dağlar. Buradaki dağların ortalama yükseltisi 1500 metre. Yani Doğu Karadeniz'e göre bu Orta Karadeniz'deki dağlar, Canik Dağları'nın bulunduğu bölge biraz daha farklı bir bölge. Yani biz Karadeniz bölgesinden iç kesimlere işte bu bölgedeki dağlardan geçiş yapıyoruz genelde. Silelim şurayı bir. Çok önemli bir bilgi gelsin. ÖSYM demir yollarını sormayı çok sever. Evet, Samsun-Sivas arasında demir yolu vardır. Ve Cumhuriyet tarihinde 1932'de kurulmuştur ve ülkemizin devlet tarafından yapılmış ikinci demir yoludur. Çok önemli bir demir yoludur. Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinin demir yolu bağlantısını kurar. 2015'te bu yol kapatılmış ve tamirata alınmış. 2020 yılında tekrar kullanıma açılmıştır. Bakın, bu yol Karadeniz'le iç bölgeyi bağlıyor. Çok çok önemli bir yoldur. Hemen notunu al. Cebine at bunu ÖSYM demir yollarını sormayı çok sever. Yani 4 numaralı yer alçak olduğu için buzul göllerine rastlayabilir miyiz burada? Hayır hocam. O zaman 4 numaralı şıkkı, yani E şıkkını da elemiş olduk. Şimdi gelelim asıl kısma. Neredeydi bizim buzul sirk göllerimiz? Evet, Kaçkar Dağları, Hakkari Dağları, Bolkar ve Aladağlar ve Uludağ. Evet, buzul göllerimiz buralardaydı. Hangi buzul göllerimiz vardı? Kaçkar'da Mal ve Deli Göl Dağları, Hakkari'de Gelyana, Uludağ'da Kilimli, Aynalı ve Karagöl. Kodlamasını nasıl yapmıştık? Mal mısın, deli misin? Gel bu yana. Gidelim, otur şu kilime ve bak aynaya, nasıl soğuktan kararmışsın. Evet, kodlamasını da hatırladık. Demek ki biz buzul göllerine bu soruda 3 numaralı yerde ve 5 numaralı yerde rastlıyormuşuz. Yani cevabımız D şıkkı. Unutmayın, soruları bilgi öğrenmek için çözüyoruz. Hemen bu soruda öğrendiğin bilgileri not alıyorsun. Özellikle Samsun-Sivas demir yolunu not almayı unutma. Soru şahsım tarafından ÖSYM soruları analiz edilerek şu ana kadar işlediğimiz konuların tekrarı için hazırlanmıştır. Şu köşeden abone olup bildirim zilini açmayı unutma. Bir soru çöz, bir daha asla unutma. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.